Din nasihattır. Öncelikle kendi nefsime, sonra da size nasihat etmek istiyorum. Bunu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadisiyle yapmak istiyorum. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Her biriniz söylediklerimi hayal dünyasında, hayal dünyanızda biraz gerçekleştirmeye çalışın. Hayal gücünüzü biraz kullanın. Çünkü sizi öyle yerlere götüreceğim ki siz şu anda burada olduğunuza Allah'a şükredeceksiniz. Diyeceksiniz ki iyi ki ben yaşıyorum ki şu anda bunları yapmaya fırsatım var diyeceksiniz. Evet. Sizden biri bir seyahat edeceği zaman veya taşınacağı zaman veya herhangi bir tatile gideceği zaman mutlaka gittiğiniz yeri araştırırsınız. Oranın rahat mı, değil mi veya orada nasıl bir hayat yaşayacağınızı merak edersiniz. Ama maalesef insanlar tatile verdiği kıymeti ebedi yaşayacağı yere vermiyor. İnsanlar bir anlık taşınacağı bir yere, 3 sene, 5 sene kalacağı bir yeri sabahtan akşama günlerce, haftalarca, hatta yıllarca araştırırken, oranın havasını, suyunu, yerini araştırırken ama ebedi kalacağı berzah alemini ve ahiret alemini araştırmıyor. Halbuki insan merak eder, der ki ya ben oraya gideceğim, zaten ömrüm kısa, gideceğim yerde artık bir daha geri dönmeyeceğim. Dolayısıyla acaba ben nasıl bir yere gideceğim? Acaba ben nelerle karşılaşacağım? Acaba Rabbim bana nasıl muamele edecek diye merak etmesi lazım. Müslüman merak edecek ki ibadetleri artsın. Kafir de merak edecek ki haramlardan, küfürlerden, şirklerden sakınsın. Ancak insanlar maalesef ama maalesef merak etmiyor. Osman radıyallahu anh kendisi bir kabir gördüğü zaman sakalları ıslanıncaya kadar ağlarmış. Ve yanındaki arkadaşları ona dermiş ki sen cennet ve cehennem duyduğun zaman o kadar ağlamıyorsun. Neden? Neden kabirleri gördüğün zaman hiç durmadan ağlıyorsun da cenneti ve cehennemi duyduğun zaman o kadar ağlamıyorsun diyerek sormuşlar ona. O da demiştir ki ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan şöyle işittim ki kabir ahiret menzillerinden ilkidir. Kişi ondan zaten kurtulabilirse sonrakiler zaten kolay olur. Ama kurtulamazsa bütün hepsi zaten rezilliktir, bedbahtlıktır. Ve Osman radıyallahu anh diyor ki kendisi gördüğüm manzaraların hiçbiri kabir kadar dehşet verici ve ürkütücü değildir diyor. Kardeşler çok doğru bir söze değiniyor Osman radıyallahu anh. Kabir menzili öyle bir menzildir ki kişinin orada yaşayacağı şeyler ondan sonra yaşayacağı şeylerle alakalıdır zaten. Sen orada rahat edersen ondan sonra da rahat edersin zaten. Dolayısıyla kendisi bunu duyduğu zaman üzülürmüş. Bir de kabir kardeşler sizin de bildiğiniz gibi dünyamızda olan bir şey. Gözlerimizle müşahade ettiğimiz bir şey. Her gün görüyoruz ki kullu nefsin zaikatul mevt, her canlı ölümü tadıyor ve ölüyorlar. Ve bir daha geri gelmiyorlar. Biz bunlara şahitlik ediyoruz. Ondan dolayı Abdullah İbni Ömer'in bir rivayetinde kul kabre konulunca onunla konuşur der. Ey Ademoğlu, yalnızlık, karanlık, hak diyarı olduğumu bilmiyor muydun? Seni kandıran neydi? Sevinçli olarak etrafımızda gezip duruyordun. Başka rivayetlerde sen buraya geleceğini hiç düşünmedin mi? Düşünmedin mi? Asıl yurdunun bu olacağını hiç düşünmedin mi diyerek kabir Allah Azze ve Celle'nin izniyle konuşacak ve ona hesap soracak. Yine başka bir rivayette diyor ki Yezid bin Şecer'e karanlıklı olduğumu, vahşetli, yalnız ve dar bir yer olduğumu düşünmüyor muydun diyecek kabir.
gam ve kederli olacağımı hatırlamıyor muydun diyecek kafirlere. Bilmiyor muydun, duymamış mıydın diyecek de diyecek. Yani topraklar konuşacak. Üzerinde kibirli kibirli gezen kimselere söylüyor o toprak. Sen buraya geleceğini hiç düşünmedin mi? Üzerimdeyken kibirli kibirli yürüyordun. Bedbaht gibi yürüyordun. Allah'a isyan eder şekilde yürüyordun. Şimdi geldin, benim kucağıma düştün. Şimdi ne olacak halin biliyor musun diyerek ona soruyor. Ve bununla alakalı çok rivayet var ki Allah Azze ve Celle toprağa ve kabre konuşma yetkisi veriyor ve o kulla konuşuyor. Süfyan-ı Sevri der ki, kim dünyada kabirden çok bahsederse kabir ona cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Kim ise bundan gafil olursa ona cehennem çukurlarından bir çukur olur. Anladınız değil mi kardeşler ne demek istediğimi buraya kadar? Bizlerin kabir ehli olmamız lazım. Kabirden çok bahsetmemiz lazım. O ağızların tatlarını kaçıran kabirden çok bahsetmemiz lazım. Bahsetmediğimiz takdirde vallahi azgın nefsimizi dizginleyemeyiz. Dünyaya olan isteğimizi dizginleyemeyiz. Bir gün gidebileceğimizi dizginleyemeyiz. Hatırlatmak lazım. Ondan dolayı Bera İbni Azib'in rivayet ettiği bir hadis var ki bu hadis birçok hadis imamının rivayet ettiği bir hadis. Gerek İmam Ahmed'in Müsned'inde geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor ve başka rivayetlerde de kaynağı var. Diyor ki Bera İbni Azib, Allah ondan razı olsun, diyor ki "Haracna ma'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi cenazeti raculin min el ensari fentehayna ila el kabri." Bizler Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber birlikte Ensar'dan bir adamın cenazesine vardık. Velemme yulhat. Şu an Peygamber aleyhissalatu vesselamın geldiği vakitte daha o kişinin kabri kazılmamıştı. Fecelese Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve celesne havlehu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oturdu ve biz de onun etrafına oturduk. Buraya kadar anladınız değil mi kardeşler? Ensardan bir kişi vefat etmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu gömecek ama daha toprağa kazılmadığı için orada oturuyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Etrafına sahabeler oturuyor. Öyle bir oturuyor ki وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُسِنَ الطَّيْرِ. Öyle bir oturduk ki sanki başımızda kuş varmış gibi. Sakin, bununla beraber meraklı ve mutmain bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyorduk. Yani kafamızı sağa sola çevirmiyorduk. Of bu da ne diyor demiyorduk diyor sahabe. Çünkü onlar merak ediyorlardı. Başlarına ne geleceklerini merak ediyorlardı. Ve diyor ki وَفِي يَد۪يهِ عُودٌ يَنْكُدُ فِي الْعَرْضِ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dalgındı ve elinde bir çubukla yeri kazıyordu. Ve فَرَّفَعَ رَأْسَهُ فَقَالْ. Birdenbire başını kaldırdı ve dedi ki اِسْتَعِذُوا بِاللّٰهِ. Allah'a sığının. مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Kabir azabından Allah'a sığının. مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا. Ya iki kere ya üç kere. Kabir azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının dediği ashabına. Tabi buraya kadar meseleyi anlamışsınızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabri görüyor ve o kabirden bir şeyler çıkarıyor. Başına gelebilecek meseleleri anlatacak ashabına. İlk söylediği kelime kabir azabından Allah'a sığının. Ve sizler de şunu düşünün. Osman radıyallahu anh'ın sözünü düşünün ki kardeşler. Osman radıyallahu anh ne dedi? İlk menzil kabirdir. Kişi burada rahatlıkla geçerse ondan sonrakiler kolaydır. Böyle düşünün. ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ تِنْقِتَاءٍ مِنَ الدُّنْيَا. Kul dünyadan ayrılacağı zaman, mümin kul dünyadan ayrılacağı zaman وَاِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ. Ahirete de yöneleceği zaman, gideceği zaman نَزَّلَ اِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ
مِنَ السَّمَاءِ بِيدُ الْوُجُوهِ Hemen yanlarından bazı melekler iner, yüzleri bembeyaz. Mümin kul öleceği vakit yukarıdan Allah Azze ve Celle melekler indirir. O melekler yüzleri bembeyaz olan melekler, başucunda dururlar. وَكَأَنَّ وُجُوهَهُمْ اَشَّمْسُ Yine yüzleri beyaz olduğu gibi güneş gibi parlıyor meleklerin. مَعْهُمْ كَفَانُمْ مِنْ اَكْفَانِ الْجَنَّةِ Ve o meleklerin yanında cennet kefenleri vardır. Cennet kefenleri vardır. وَهُنُوتُمْ مِنْ هُنُوتِ الْجَنَّةِ Ve cennet mumyalamaları vardır. Yani böyle bir şeyi mumyalarsın ya, ellerinde hem kefen var hem de bir şey sarmak için hunut var ellerinde. Mumyalama diyorlar buna. Meleklerin elinde bunlar var. Hatta yeclisu minhu mettel basar. Ve bununla beraber onu görebileceği bir yere oturur. Buraya kadar anladınız mesela. Mümin kul öleceği zaman melekler gelir ama güzel yüzlü melekler. Güneş yüzlü, bembeyaz melekler gelir. Onu görebileceği bir yerde oturur. Bekler. Sonra ثُمَّ يَجِيُ الْمَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ Sonra ölüm meleği gelir. حَتَّى يَجِسَ اِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ Sonra gelir, onun baş ucunda durur ölüm meleği. Der ki ölüm meleği, اَيَّتُّهَا النَّفْسُ طَيِّبَتُ Ey güzel nefis, ey güzel ruh, اُخْرِجِي اِلَى مَغْفِرَةِ مِنَ اللّٰهِ وَرِدْوَانٍ Allah'ın rızasıyla, Allah'ın merhametiyle çık diyerek ruhunu almaya çalışır. فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَيَخُذُوهَا Bunun üzerine ruh tulumun ağzından damlayan bir damla gibi çıkar. Ölüm meleği onu alır. Yani düşünün, hani bir tulum var, su var. Sıkıyorsun hemen geliyor değil mi? Tertemiz, çok güzel. Dehşet bir durum. Yani Allah Azze ve Celle mümin kuluna böyle davranıyor işte. Sonra فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدَعُهَا فِي يَد۪يهِ تَرْفَةَ عَيْنِي Sonra ölüm meleği mümin kulun ruhunu aldığında o bekleyen melekler var ya, yüzü güneş gibi olan melekler göz açıp kapayıncaya kadar حَتَّى يَخُذُهَا Onu alırlar. Hemen kaparlar onu. Ölüm meleğin elinden alırlar onu. فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَٰلِكَ الْكَفَنِي Hemen kefene sararlar onu. Ama ne kefeni? Cennetten getirdikleri bir kefene sararlar. وَفِي ذَٰلِكَ الْخُنُوتِ Ve mumyalarlar. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَتْيَابِ نَفْحَةِ مِسْكِنْ Hemen birdenbire her tarafa mis kokuları, güzel kokular salı verilir, çıkar. En güzel, hem de yeryüzünün en güzel kokularıdır ki وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ Bugüne kadar böyle bir koku görülmemiştir. قَالَ يَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِ بِهَا عَلَى الْمَلَيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ Ve onu alıp melekler arasında geçirirken, melekler aldılar o mümin kulu, çıkarıyorlar. Sardılar kefene, sonra çıkarıyorlar. Tabi çıkarırken o arada melekler de şahit oluyor. Bazı melekler yeryüzünde, semada bulunan melekler şahit oluyor buna ve diyorlar ki مَا هَذَا رُوحُ طَيِّبُ Bu ne güzel bir ruhtur, bu nedir? Oradaki melekler götüren meleklere soruyor. فَيَقُولُونَ Melekler derler ki فُلَانْ اِبْنِ فُلَانْ O şu şu şudur. بِأَحْسَنِ اَسْمَائِهِ اَلَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ دُنْيَا Ve onu dünyadaki en güzel ismiyle zikrederler. Falan oğlu falan ve en güzel ismiyle zikrederler. Ve dünya semasına ulaşıncaya kadar çıkarlar. Dünya semasına çıkıncaya kadar götürürler onu. Ama o götürürken bütün melekler selam veriyor. O güzel kokusunu alıyor. Ve bu adam kimdir diyor, bu güzellik kimdir diyor, bu güzel ruh kimindir diyor. Ve melek onun için kapının açılmasını ister. Lehu yuftahu lehum. Şimdi birinci kat semaya çıktı ya, der ki kapıyı aç. Min kulli semai mukarrabuha ila semai leti teliha hatta yuntaha bi ila semai sabiati.
ve 7. kat semaya çıkıncaya kadar mukarrep olan melekler ona eşlik eder. Dikkat edin buraya. 1. kat semaya çıkıyor. Kapıları açın diyor. Kapılar kimdir diyor. Diyor ki şudur. Tamam. Açın kapıları. 1. kat sema, 2. kat sema, 3. kat sema, 4. 5. 6. 7. kat semaya kadar çıkıyor. Ve o zaman zarfında bütün mukarreb olan melekler ona ne yapıyor? Eşlik ediyor. Hatta selam veriyor. Onu güzel bir şekilde karşılıyor. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam feyakulullahi azze ve celle. Çünkü Allah azze ve celle şöyle buyuruyor diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Uktubu kitabe abdi fi iliyin. Kulumun kitabını iliğine yazın. İliğin. İliğin nedir kardeşler? İliğin Mutaffifin suresinde geçtiği üzere Allah azze ve celle der ya, o ebrarların, iyilerin kitapları iliğindedir der. O iliğinin ne olduğunu nereden bileceksin der. O yazılmış bir kitaptır. Yani cennette bir yerdir iliğin. Ve Allah azze ve celle der ki 7. kat semaya çıktıktan sonra der ki bu kulumun kitabını iliğine yazın der. Bizzat Allah azze ve celle bunu söyler. Hani bu ayetleri okuyoruz ya, diyoruz ya, ya lef-i iliğin ne demek? İşte lef-i iliğin bu demek. Mümin kulların kitaplarının yazıldığı yer demek. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bu konuda açıklıyor. وَاَعِيدُهُ اِلَى الْعَرْضِ فَاِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ. Ve diyor ki muhakkak ki onu yeryüzüne gönderin. Çünkü ben onu oraya göndermek istiyorum diyor. Çünkü ben onu topraktan yarattım diyor. وَفِيهَا اُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا اُخْرِجُهُمْ تَارَةً اُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. Onu tekrar toprağa gönderin. Çünkü ben onu topraktan yarattım ve ruhunu ona geri iade edin der. Ruhunu bedenine geri iade edin der. Burası dehşet bir durum kardeşler. Neden dehşet bir durum? Düşünsenize, ruh gidiyor, bir seyahat ediyor. O arada da ceset orada duruyor. Cesedin durduğu vakit ruh aynı şekilde mutluluk yaşıyor ve güzel nimetler yaşıyor. Ve ruh cesede iade edildiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın başka rivayetleri var. O ceset gelenlerin ayak seslerini işitiyor. Gelenlerin, gidenlerin, kabrin başında bulunanların ayak seslerini işitiyor. Ve tabii artık mümin kul kabre koyuldu. Öyle düşünün. Kendinizin böyle bir durumda olduğunu düşünün kardeşler. فَيَهْتِيهِ مَلَكَانِ. İki tane melek gelir. Bir rivayete göre bu melekler münker ve nekir meleklerdir. Ve bununla beraber siyah ve mavi renkli meleklerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam başka yerlerde bunu bize anlatıyor. فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ. Hemen o melekler gelir, onun baş ucunda yanına oturur. Ve derler ki ikisi ona, مَنْ رَبُّكُ. Senin Rabbin kimdir der. فَيَقُولُ رَبِّيَ اللّٰهِ. Der ki benim Rabbim Allah'tır. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكُ. Der ki senin dinin nedir? فَيَقُولُ دِينِ الْاِسْلَامِ. Benim dinim İslam'dır der. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا رَجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. Der ki bir adam gönderildi, onun hakkında ne dersin diye sorarlar. O da der ki فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. O Allah'ın Resulüdür. Bu sefer melekler der ki فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا اِلْمُكُ. Bu konudaki ilmin nedir? Neye göre bunu söylüyorsun diye sorar melekler ona. فَيَقُولُ قَرَعْتُ كِتَابَ اللّٰهِ. Çünkü ben Allah'ın kitabını okudum. فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. Ben ona iman ettim ve onu tasdik ettim. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِي. Sonra gökten Allah Azze ve Celle bir ses işittirir. Der ki kulum doğru söyledi. Kulum doğru söyledi der. Tabi kardeşler, bu sözü kim doğru söyleyebilir? Gerçek manada Rabbin kimdir sorusunu bilen, gerçek manada dinin nedir, o peygamber hakkında ne düşünüyorsun, bu bilgileri gerçek manada bilenler bunu
ancak cevap verebilir. Yoksa münafıklar cevap veremeyecektir. Gerçekten kelime-i tevhidin manasını bilenler cevap verecektir. Kur'an sünnetin nasları bunlarla doludur. Yoksa iki kelime öğrendim bitti değil. Başka bir rivayette, Cerir'in rivayetinde Allah Azze ve Celle şunu söylüyor bize. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sabit sözle sapasağlam kılar. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sabit sözden kasıt dünya ve ahiret. Birincisi kişinin dünyada söylediği la ilahe illallah'tır. Ahiretten kasıt işte senin kabir azabında söylediğin sözdür diyor. Sen hem dünyada hem ahirette bu sözün karşılığını almak istiyorsan gereğini yapman lazım. Çünkü gerçek manada la ilahe illallah kalplere kök salar. Ve kalplere kök salan ağaçlar biliyorsunuz meyve verir ve göğe yükselir. Aynı salih amelin göğe yükselmesi gibi. Ama kalplerde kök salmayan la ilahe illallah Allah'a iman gibi meseleler o nedir? Kurumaya mahkumdur. Fayda vermemeye mahkumdur. Ve biraz önce söylediğim gibi meyve, sebze, yeşillik vermemeye mahkumdur. Çünkü kuruyan bir ağaç göğe yükselemez. Ama kalplerde hüküm sürmüş, kalplerde kök salmış olan ağaçlar Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Salih amelin yükseldiği gibi. Bu sebepten dolayı şirksiz bir la ilahe illallah fayda verir. Yoksa şirkle beraber sen dinin ne olduğunu bilsen ne olur? Sen belham olsan, bunların hepsini ezberlesen ne olur? Yaşamadığın sürece, gereğini yapmadığın sürece sen kabirdeki o fitneden geçemezsin. Ve bu menzillerin ilkidir. Bundan geçemeyen bir kişi hesaptan geçemez, sırattan geçemez, mizandan geçemez. Geçemez yani. İlki burasıdır. Buraya kadar anlattıklarımdan anlamışsınızdır ki melekler bile mümin kula farklı geliyor. Canı alırken bile farklı alıyor. Sorgularken farklı sorguluyor. Ve mesele devam ediyor. Allah Azze ve Celle kulum doğru söyledi dedikten sonra der ki فَاَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ Cennette ona bir yer döşeyin der. Yani bir yatak serin ki o ne olsun? O cennetten olsun. وَاَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ Ve ona cennetten de bir elbise giydirin. وَافْتَهُ لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ Ve cennetten de ona bir kapı açın. Orayı görsün. قَالَ فَيَهْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَالْتِيبِهَا وَيُفْسَهُ لَهُ فِي قَبْرِ مَتَّ بَسَرْ Bunun üzerine ona cennetin esintisi güzel kokusundan kokular gelir. Hemen pencere açıldı ya, hemen o esintiden güzel esintiler ve güzel kokular gelir kabirde yatan kişi için. Ve gözünün görebileceği yere kadar da kabri genişletilir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sonra قَالَ وَيَهْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ Sonra güzel yüzlü bir adam gelir. حَسَنُ السِّيَابِ وَالتَّيِّبِ رِيحِ Ve bununla beraber güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu bir adam gelir. Onun baş ucunda durur. فَيَقُولُ Der ki ona اَبْشِرْ بِالَّذِّي يَسُرُّكَ Der ki ona müjdeler olsun sana. Müjdeler olsun. Bu sana vaad olunan gündür işte der. Her biriniz merak ettiniz değil mi? Bu adam kimdir? Bu adam niye geldi? Niye söyledi? Ve der ki هَذَا يَوْمُكُ الَّذ۪ي كُنْتَ تُعَدُونَ İşte bu sana Allah Azze ve Celle'nin vaad ettiği gündür. فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ Der ki ona sen kimsin? Sen kimsin yani? Güzel kokulu, güzel elbiseli, güzel esintili. Sen kimsin? Ne kadar güzelsin? Der ona. فَوَجْهُكُ الْوَجْهُ يُجِيُ الْخَيْرِ Senin yüzün ne kadar hayırlıdır? Sen ne kadar güzel bir yüzlü bir adamsın? Der ona. فَيَقُولُ O adam der ki اَنَا عَمَلُكْ صَالِحُ Ben senin salih amelinim. İşte burada kardeşler salih amel konuşur mu? Evet konuşur. Allah Azze ve Celle konuşturur. Dolayısıyla işte bu şahıs insanların dünyadayken
gerçekten ihlaslı bir şekilde, sünnete uygun bir şekilde, sadece Allah Azze ve Celle'yi kastederek yaptığı amelidir, salih amelidir. اَنَا عَمَلُكْ صَالِحُ فَيَقُولُ Bu sefer kabirde yatan mümin kul der ki, اَقِمْ سَاعَةَ حَتَّى اَرْجِيَا اِلَى اَهْلِ وَمَالِ Der ki, ya Rabbim, bir an önce kıyameti kopar. Bir an önce kıyameti kopar ki ben ehlime ve malıma kavuşayım. Dikkat ettiniz değil mi kardeşler? Ölen var, bir de ölen var. Peki ehlini nereden görüyor? Açtığı pencereden ehlini ve malını görüyor. Sizden biri de böyle olsa, düşünsenize, evet içinde bulunduğunuz yer rahat, ancak bununla beraber burası sizindir diyor. Ne dersiniz? Bir an önce oraya kavuşayım. Bir an önce oraya gireyim. Malımdan, ehlimden faydalanayım dersiniz. İşte bu kul da aynısını yapıyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam devam ediyor kardeşler. Aynı böyle oturmuş ashabı, sanki kafalarında kuş var. Diyor ki, قال وَاِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ Kafir, kula gelecek olursak. اِذَا كَانَ فِنْ قِتَاءٍ مِنْ دُنْيَا Kafir kul, dünyadan ayrılacağı vakit. وَاِقْبَالٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ Ahirete yöneleceği vakit. نَزَّلَ اِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ Gökten melekler iner. Sert ve kaba yüzlü melekler. Fark ettiniz değil mi? Biraz öncekinin tam zıttı. Sert ve kaba yüzlü melekler. فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ Ve melekler gelir, onu görebilecekleri bir yerde otururlar ve beklerler. Ama nasıl melekler kardeşler? Kaba, sert elbisesi olan siyah yüzlü melekler. Kötü yüzlü melekler. Korkutan, ürküten, zarar veren melekler. ثُمَّ يَجِيُ الْمَلَكُ الْمَوْتِ Sonra ölüm meleği gelir. حَتَّى يَجْلِسَ اِنْدَ رَحْسِهِ Baş ucunda durur. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Kişi öleceği vakit gökten ilk önce sorgu melekleri gelirler. Yani onları götürecek melekler. Onları birinci kat, ikinci kat semaya, gidecekleri yere götüren melekler gelirler. Orada beklerler. Ondan sonra ölüm meleği gelir. Ölüm meleğinin işi başkadır, onların işi başkadır. İlk önce o kaba, sert yüzlü, kara yüzlü melek geliyor, oturuyor. Ölüm meleğin canının almasını bekliyor ve arkasından ölüm meleği geliyor. Ölüm meleği, o da bekliyor. Allah'ın tayin ettiği vakti bekliyor. Allah ne zaman tayin ettiyse, ne bir an geri ne bir an ileri. Çünkü her nefis ölümü tadacaktır. Allah Azze ve Celle'nin bizim için tayin ettiği vakitte şaşma olmaz. Ölüm meleği görevini bekliyor. Feyakulu, ölüm meleği canını alacağı vakit, اَيَّتُّهَا النَّفْسُ الْخَب۪يثَةُ Ey habis olan nefis der ve اُخْرِج۪ي اِلَى سَخَت۪ي مِنَ اللّٰهِ وَغَدَب۪ي Allah'ın öfkesine, Allah'ın gazabına gel der ve çık der. Hatta bazı rivayetlerde geçer kardeşler, ölüm meleği kişinin canını aldığı vakit damarları patlatırcasına, kasları patlatırcasına canı çekermiş. Bunun ile alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten arkasında örneği veriyor. Bunun üzerine ruhu bedeninden dağılır. Islak yüne dolaşan pıtrağın, dikenin yünden çekilip çıkarıldığı gibi ölüm meleği onun ruhunu bedeninden çekip alır. Öyle bir güçlükle alır ki çok büyük acı çeker. Çok büyük acı çeker. Pıtrağın ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hani kişi böyle ormanlık alanlarda yürür ya, çoraplarına böyle dikenler yapışır, ayaklarına dikenler yapışır. Pıtrak dediğimiz o. O nasıl böyle yapıştığı zaman çekince koparıyor. Hele hele bu şey ıslak bir pamuk ise, farklı bir şey ise ne yapıyor? Koparıp parçalayıp alıyor. Bu şekilde alır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam ve bu misali bizzat kendisi veriyor. فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَد۪يهِ تَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْأَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ Bu sefer ölüm meleği canı aldığı zaman arkasından o bekleyen melekler var ya,
göz açıp kapayacak kadar bir an olsun bile fırsat vermez. Fırsat vermez ve ölüm meleğin eline bırakmazlar. Hemen onu alırlar. Görevleri bu çünkü. Ve onun ölüm meleğin elinden alırlar ve kaba sert elbisenin içine koyarlar. Hani biraz önceki neydi? Biraz önceki cennet elbisesiydi, cennet kefeniydi, cennet mumyasıydı ama bunun tam tersi sert elbise, kaba elbiselerle olacağını söylüyor. فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَائِنْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ Ve yeryüzüne çıkar, o arada da tabii melekler soruyor, bu pis ruh kimindir der. Bu ne pis bir ruhtur, bu kimindir der. Daha birinci kat semaya çıkmadan bu melekler bunun kim olduğunu sorarlar. Ve çok pis bir koku çıkar. O koku semaya doğru yükseltilir ve onlar da çıkarırlar. En son bir yere gelirler. İlla kalu ma haza ruhul habithu. Bu semadaki pis ruh kimindir derler. Ve yekulune fulanun ibnu fulan. Derler ki şu şu şudur. Bi akbahi esmaihi allati kana yusamma biha fid dunya. Dünyadaki en kabih, en pis ismiyle çağrılır. Bunu düşündüm, dedim ki ya bu nasıl bir şey olabilir? Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam birine takmış Ebu Cehil. Bu Ebu Cehil cehaletin babasıdır. Bu kafirlerin başıdır. Bu firavunların başıdır diye. İsimle mi acaba diye düşündüm kendim. Allah en doğrusunu bilir. En pis, en kabi ismi neyse onunla çağrılır. Hatta yuntaha bihi ila semai dunya ve yustaftahu lehu fela yuftahu lehu. Ancak birinci kat semaya gider ama birinci kat sema ona açılmaz. Ona o kapılar açılmaz. Melekler der ki buradan geçemezsin. Buraya izin yok. Bu kafirin ruhu. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araf suresi 40. ayeti okudu. Onların ruhlarına gök kapıları açılmaz. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ hatta yelice el cemelu fi semil hiyati ve kezalike nezzil mujrimin. Öldükleri zaman onların ruhlarına gök kapıları açılmaz ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremezler der. Suçluları işte biz böyle cezalandırırız diyor. İşte bu ayetten ne anladık? Gök kapıları onlara açılmaz. Kasıt kimmiş? Kasıt ruhlarmış. Kişi öldükten sonra müminin ruhu geçebiliyor ama kafirin ruhu oraya geçemiyor çünkü oraya izin yok. فَيَقُولُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينَ فِي الْعَرْضِ سُفْلَ فَتُتْرَحُ الرُّوحُ تَرْحًا Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini tekrar okuyor. Çünkü Allah Azze ve Celle diyecek ki onun amel defterini siccine yazın. O siccin ki en alt tabakadır. En aşağı tabakadır. Sonra onun ruhu gökten yere fırlatılıp atılır. Bakın dikkat edin buraya. Bununla alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselam yine bir şey söylüyor. Ama yine siccinle alakalı da Allah Azze ve Celle bize ayette ne diyor? Hayır. Facir olanların kitabı şüphesiz siccindedir. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ Sen siccinin ne olduğunu nereden bileceksin? كِتَابٌ مَرْقُومٌ Çünkü o yazılmış bir kitaptır der Allah Azze ve Celle. Yani hadisle muvaffakat ediyor diyebiliriz. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ruhu savrulup atıldıktan sonra arkasından şu ayeti okuyor. ثُمَّ قَرَعَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a şirk koşarsa فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki gökten düşüp parçalanmış, kendisini kuşlar kapmış veya rüzgar onu uzak bir yere sürükleyip atmış bir kimse gibidir dedi. Hac suresi 31. ayeti okudu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne anladık burada kardeşler? Demek ki bu ayetin manası buymuş. Bunu anladık. Demek ki Allah'a şirk koşanın cesedi gökten savrulup atılan bir ceset gibiymiş. Aynı burada hadiste anlatıldığı gibi. Veya kuşların kaptığı, parçaladığı bir ceset gibiymiş. Veya rüzgarın onu uzak bir yere savurduğu bir ceset gibiymiş ki onun ruhunu da, kafirin ruhunu da böyle atıyorlar. Öyle bir yere atıyorlar.
فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ Sonra ruhu cesede iade edilir. وَيَأْتِيهِ مَكَانٍ فَيُجْزِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ Sonra onu, ruhu iade edilir ve onu bir mekana koyarlar. Yani kabre koyarlar. Sonra arkasından iki tane melek gelir. Ve der ki ona men rabbuk ve yekulu o der ki ha der. Hatırlayamaz. Bilemez. Doğru cevap veremez. Dünyadayken münafıklık yapıp insanları kandırmış olabilir. Biliyor gibi davranmış olabilir. Veya biliyordur amel etmemiş olabilir. Ama ne yapıyor? Burada sadece Rabbin kim diye sorulduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın tabiriyle ha ve sonra ne der? La edri, bilmiyorum der. Ve yekulani lehu ma dinuk der ki senin dinin nedir? Fe yekulu ha la edri yine der ki ben bilmiyorum der. Fe yekulani lehu ma hada raculul lezi bu'ize fikum bir adam gönderilmiş onun hakkında ne dersin? Fe yekulu ha la edri der ve ne der? Ben bilmiyorum der. Bilmiyorum der. Bu adam dünyadayken biraz önce söylediğim gibi evet zahiren sanki bu ameli yapıyormuş gibi gözükebilir. Veya biliyor olabilir, Kur'an'ı hıfzetmiş olabilir. Birçok alimin, hocanın dizinin dibinde oturmuş olabilir. Ama tevhidi gerçekleştirmemiş. Ondan dolayı o da ne diyecektir? Ha la edri, ben bilmiyorum diyecektir. فَيُنَادِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ Ve yukarıdan bir münadi, bir ses gelir der ki كَذَبَ O adam yalan söyledi. Yalan söyledi. فَاَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ Ve ona cehennemden bir yatak, bir yer hazırlayın der. فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ Ve cehennemden de bir kapı açın. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا Ve onun esintisi, o sıcaklığın kötü durumu ona gelir. وَسَمُومِهَا Ve o sıcaklık gelir, o sıcağın rüzgarı gelir ve kaburgaları birbirine girercesine kabri ona daraltılır. Kötü adamın sonu bu. Arkasından şunu söyleyebiliriz ki Cerir'in rivayetinde der ki onlara o melekler gelir ve ellerinde tokmaklar var. O tokmaklarla öyle bir vurur ki rivayette geçer dağ vursan dağ tuz buz olur. Ve kafire öyle bir vuruyor ki o tokmaklarla insanla cinin dışında herkes onların o çığlıklarını, o seslerini işitiyor diyor. Cerir'in rivayetinde böyle geçiyor. Bu hadisin başka bir rivayetinde Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini okuyacak Peygamber aleyhissalatü vesselam. وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Her kim Allah Azze ve Celle'nin zikrinden yüz çevirirse biz ona dar bir geçimlilik veririz. İşte buradaki dar geçimlilik müfessirlere göre kabir azabıdır. Kafirlerin kabirdeki çekeceği sıkıntıdır. Bunu nereden anlıyoruz? Ve ne diyor? وَنَحْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَةً Ve kıyamet günü de onu kör haşrederiz diyor. Ne demek bu? Demek ki öncesinde bir sıkıntı var. Kastedilen kabir azabıdır. Ondan sonra kör olarak haşredecek. Hatta diyecek ki ya Rabbim beni niçin kör haşrettin ayetin devamında. Ben dünyadayken görüyordum diyecek. İşte bunun sebebi neymiş? Sebebi Allah'ın zikrinden yüz çevirmekmiş. Sonra arkasından وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ Sonra kötü yüzlü bir adam, قَبِيحُ الْثِيَابِ ve kötü elbiseli bir adam, مُنْتِينُ الْرِيحِ ve kötü kokulu bir adam, فَيَقُولُ der ki ona, اَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوكُ هَذَا يَوْمُكُ الَّذِي كُنْتَ تُعَدُونَ İşte sana kötü bir müjde veriyorum, sevin, seni üzecek şeye sevin. Seni üzecek şeye sevin. Bugün sana vaat olunan gündür diyecek ona. Bakın kardeşler, gerçekten insanlar buraya kadar gaflette, hep gaflette.
bir gün tekrar o kabirlere döneceklerini düşünmüyorlar. Düşünmüyorlar. Bakın İbni Ebi Dünya'nın rivayetinde diyor ki ölü kabre konulunca amelleri ona sorar. Onun amellerini konuşturur Allah Azze ve Celle diyor. Ey bu çukurda dostlarından ayrılıp yalnız kalan kul. Bugün bizden başka bir dostun, bir arkadaşın yok der ona. Yine başka bir rivayette der ki meyyit kabre bırakılınca ilk olarak ona varan şey amelidir. Sol baldırına dokunup senin amelinim der ona ameli. Meyyit kendi amelinden sorar. Benim ehlim, çocuklarım, aşiretim ve nimetlerim nerede kaldılar? Meyyit ne bekliyor hala? Çocuklarının, malının, ehlinin onu gelip kurtarmasını bekliyor. Gerçekten çok acı bir durum. Ve ameli ona cevap verir. Der ki, onlar seni unutup terk ettiler. Benden başka seninle kabre giren olmadı der. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Malı ehli terk eder, sadece salih ameli baki kalır diyor. Onunla beraber kalır diyor. Arkasından meyyitin söylediği söz daha acı bir durum. Keşke dünyada seni ehlime, evlatlarıma ve aşiretime tercih etseydim der. Düşünün. Her biriniz bunu düşünüyorsunuzdur. Yani öldüğünüzü düşünün. Meyyit böyle diyecek. Keşke dünyada seni ehlime, evlatlarıma, aşiretime tercih etseydim der. Bu meyyit için olan olmuştur. Ama sizin için hala fırsat vardır. Bunu yapabilirsiniz. Bunu yapmaktan kaçınmamanız lazım. Ehliniz, çocuklarınız, malınız sizi kurtarmayacaktır. Sizi kurtaracak olan tek şey salih amelinizdir der. Tabi feyakulu men ente der ki meyyit ölen kişi hadisin devamında der ki sen kimsin? Fe vechukel vechu yeciu bi şerri. Öyle bir yüzle geldin ki şer çok kötü. Sen nasıl bir adamsın? Nasıl bir şeysin diyerek ona sorar. Fe yekulu ene ameluk der ki ben senin amelinim. Ama hangi amelinim? Ene amelukel habisu pis olan, habis olan amelinim der ona. Fe yekulu bu sefer ölü der ki Rabbi la tuqimi sa'ate. Ya Rabbim kıyameti koparma der ona. Neden kıyameti koparma der kardeşler? Sebebi şu. Çünkü cehennemi görmüş. Artık azabı hafifletilmeyecek. Artık oradan çıkamayacak. Anlamış. Anlamış. Dolayısıyla kendisi ne diyor? Kendisi Ya Rabbim sakın kıyameti koparma der. Ta ki o kötü akibete ulaşmamak adına Rabbine bu şekilde dua eder. Peki kardeşler, şimdi her biriniz bunları işittiniz. Biz bunlara iman ediyoruz. Biz bunlara iman ediyoruz. Biz bunların olacağına iman ediyoruz. Madem ki biz bunlara iman ediyoruz, o zaman el cevap bunların gereklerini yerine getirelim. Bu ölen meyitler için fırsat olmayan şey bizim için fırsattır. Amellerimizde eksiklik varsa giderelim. Tevhidimizde bozukluk varsa giderelim. Salih amellerimizde eksiklik varsa, terk ediyorsak arttıralım. Yapalım. Şu anda hala fırsatımız var. Düşünün bir adam öldükten sonra kendisine bir imkan daha tanınmasını ne kadar çok isterdi. Ne kadar çok isterdi. Ya Rabbim beni dünyaya döndür, bak nasıl amel ediyormuşum gör diyecektir. Biz de diyoruz ki ey kullar Allah Azze ve Celle bize kitabında Peygamber sahih sünnetinde bildiriyor. Onlar için mümkün olmayan şey sizin için mümkündür Hasan-ı Basri'nin dediği gibi. O zaman her biriniz üzerinize düşeni yapın. Ölüler gibi davranın. Kabirleri düşünün ve yerin üzerinde kibirli kibirli Allah'a meydan okurcasına gezmeyin. Haddinizi bilin. Her birimiz bu konuda bu soruları kendi kendimize sormamız lazım. Allah Azze ve Celle sabit sözle o imtihanı geçen kullarından eylesin. Allah Subhanehu ve Teala bizi hayırlı insanlarla ve salih amellerle karşılaştırsın. Allah Azze ve Celle işlerimizi kolaylaştırsın ve dediğim gibi kabir azabından bizi korusun diyelim.
Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbileyke.